Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. 11. sınıf psikoloji derslerimizle devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda en son yaşam boyu gelişim demiştik ve orada bazı kavramlardan bahsetmiştik. En son ise öğrenme kavramından bahsediyorduk hatırlarsak. Şimdi öğrenme kavramının içerisinde bulunması gereken 3 temel özellik var. Birincisi tekrarın olması gerekiyor. İkincisi yaşantıların olması gerekiyor ve üçüncüsü ise kalıcı değişikliğin meydana gelmiş olması gerekiyor demiştik en son. Şimdi gelişim kavramına bakalım. Gelişim, büyüme, olgunlaşma gibi biyolojik faktörleri ve öğrenme gibi çevresel faktörleri de içine alan doğum öncesi dönemden ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Biz daha önceki videolarımızda şunu söylemiştik zaten. Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yani gelişim sadece fiziksel anlamda bir gelişimden bahsetmiyoruz. Sosyal ya da zihinsel gelişimden de ne yapmış oluyoruz? Bahsetmiş oluyoruz. Büyümeye göre daha genel bir kavramdır demiştik. Çünkü büyüme sadece fiziksel olarak gerçekleşen bir şeydi. Ama gelişim sadece fiziksel değil, duygusal da olabiliyor, sosyal da olabiliyor, zihinsel de olabildiği için yaşam boyu devam eden bir süreç. Sadece beden yapısındaki değişiklikler değil, sosyal, duygusal, zihinsel alanlardaki değişiklikleri ve yaşa uygun görevleri yapabilmeyi de kapsayan bir kavramdır diyoruz ve epey de genel bir kavram. Şimdi geliyoruz gelişim görevlerine. Belli bir dönem içinde beklenen beceri ve davranışlardır. Yani biz bireyden her daim belli dönemler içerisinde belli davranışları bekleriz. Örnek verelim hemen. 2 yaşına gelmiş bir bebeğin ne yapmış olması gerekiyor? O zamana kadar yürümesini elbette ki bekliyoruz. Ya da 3 yaşına gelmiş bir bebeğin artık konuşabiliyor olmasını bekliyoruz. Bunun gibi unsurlara da gelişim görevleri diyoruz. İçinde bulunduğu gelişim dönemine uygun davranışları kazanan birey ne yapacak? Daha başarılı olacak, mutlu olacak ve çevreye daha uyumlu olacak. Ama içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun davranışları daha geç kazanan birey birazcık daha ne olur? Sıkıntılı bir dönem içerisine girmiş olabilir. Fakat her bireyde gelişim görevi aynı dönemde ortaya çıkmaz. Bireysel farklılıklar da elbette ki vardır. Gelişim belli bir sıraya göre gerçekleşir. Örnek verelim, bebekler önce başlarını tutmaya başlar, sonra oturmaya başlar, sonra emeklemeye başlar, daha sonra yürümeye başlar. Yani bunun belli bir sırası vardır. Bebek öncelikle başını tutmadan ne yapamaz? Yürümeye başlamaz. Yani bu sırayı aksatamaz. Dolayısıyla gelişim dediğimiz şey belli bir sırayla gerçekleşir. Farklı psikolojik süreçlerin gelişimi farklı dönemlerde olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanır. Örnek verelim, yürüme ile ilgili gelişme bebeklikte somut varlık veya olaylardan soyut kavramlara ulaşma ve olaylar arasında ilişki kurarak hipotez kurma becerisi ise daha çok hangi dönemde gerçekleşir? Ergenlik döneminde gerçekleşmiş olur. Yani gelişim görevleri her yaşta birbirinden farklıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelişim döneminin temel özelliklerine başlayacağız. Ve bu başlık altında da gelişim dönemlerini görmüş olacağız. Birinci gelişim dönemimiz yeni doğan ve bebeklik dönemi. İkincisi çocukluk dönemi olacak. Üçüncüsü ergenlik dönemi. Dördüncüsü yetişkinlik dönemi. Beşinci olarak ve son olarak da yaşlılık dönemini görmüş olacağız. Yani bir bebeği daha anne karnından doğduğundan itibaren yaşamının sonuna kadar, ortalama bir insanı yani, yaşamının sonuna kadar ne yapmış olacağız? Gelişim görevlerini, fiziksel gelişimini, bilişsel gelişimini incelemiş olacağız. İnsan gelişimi döllenme ile birlikte başlıyor ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu çok önemli bir cümle olduğu için bizim için defalarca söyleme gereği hissediyorum. Bu gelişim dönemler halinde gerçekleşecek. Az önce de bu görselde görmüş olduk zaten. Belli dönemleri var gelişimin. Her dönemin kendine özgü fiziksel, bilişsel, ahlaki, gelişimsel özellikleri ne yapıyor? Bulunuyor. Demek ki her dönemde bireyin hem fiziksel açıdan, hem zihinsel açıdan, hem de ahlaki açıdan farklı özelliklerinin bulunmuş olduğunu biliyoruz. Şimdi birincisi yeni doğan ve bebeklik dönemi. Öncelikle yeni doğan döneminden başlayalım. Görselde görmüş olduğunuz da fotoğraftaki benim yeğenim Hakan. Bazı öğrencilerim bunu bilir. Hakan şu an yaklaşık 4 aylık bir bebek. Buradaki fotoğrafında ise daha 1 aylık olmadan çekilmiş olan bir fotoğrafı.
Şu an Hakan'ın gayet keyfi yerinde. Annesiyle, babasıyla, anneannesiyle birlikte gayet güzel bir şekilde bakılıyor Hakan'a. Şimdi inceleyelim yeni doğan dönemini. Doğumdan sonraki ilk bir ay bebeğin yeni doğan dönemi. Hakan burada yeni doğan döneminde görmüş olduğumuz gibi kafası ve yanakları kocaman şişkin bir halde. Yeni doğan bebeğin kafası genellikle vücuduna göre büyük ve yüzü şiş görünebilir. Yani şu an kıyafetler olduğu için vücuduna göre çok kıyaslayamıyoruz ama kafası ve yanakları birazcık daha büyük bir şekilde aslında. Gelelim bebeklik dönemine. Doğum öncesi dönemden sonra bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönemde bu dönemdir diyoruz arkadaşlar. Hakan burada yaklaşık 3 aylık bir bebekkenki hali görüyorsunuz. 3 aylık haliyle yeni doğan hali arasında epey bir fark var. Çünkü bedensel gelişimin en hızlı olduğu döneme girmiş olduğu için bebek ne yapıyor? Epey bir değişkenlik gösteriyor. Şimdi bu dönemde boy ve kilodaki artış özellikle doğumdan sonraki ilk yılda çok hızlıdır. Yani bu dönemde boy ve kilosunda epey yüksek bir artışın gerçekleşmesi gerekiyor. 2 yaşına doğru bu hızda ne olacak? Bir azalma meydana gelecek. Peki bunun sebebi ne? Çünkü farklı alanları gelişmeye başlayacak. Fiziksel gelişim yavaşlayacak, zihinsel gelişim ya da sosyal gelişim ne yapmış olacak? Hızlanmış olacak. Bu dönemde insan vücudunun hareket etme becerisi olan motor gelişim ne yapacak? Hız kazanacak. Yani bir şeyi tutabilme, kavrayabilme ya da yürüyebilme davranışları, biz bunlara motor hareketler diyoruz. Bu motor hareketler ne yapmış olacak? Hız kazanmış olacak. Yani bebek çok hareketli bir döneme girmiş olacak. Gördüğünüz gibi Hakan da gayet şu anda hareketli bir bebek. Örneğin bacakları yeterli olgunluğa ulaşan bebek yürüme denemeleri yaparken düşebilir. Bu durumda bebeği cesaretlendirmek, yürümeye başlamasını ne yapar? Hızlandırır. Canı yanacak diye aşırı korumak ise ne yapar? Bu dönemi yavaşlatır. Yani dolayısıyla bir annenin ya da babanın ne yapması gerekiyor? Bebeği sürekli cesaretlendirmesi gerekiyor. Başına bir şey gelecek diye çok aşırı korumacı bir davranış ne yapar? Bebeğin yürümesini geciktirebilir. Yani bebeğin düşmesi de gerekiyor, ağlaması da gerekiyor, yürürken sakarlık yapması da gerekiyor. Bunları yapa yapa doğru davranışları ne yapmış olacak? Aslında öğrenmiş olacak. Dolayısıyla bebeği bazı durumlarda birazcık özgür bırakmak gerekiyor. Tabii ki belli kontroller altında. Yeni doğan bebeklerin sinir sistemi yeterli olgunluğa erişmediği için bebekler bedensel fonksiyonlarının ve tepkilerinin çoğunu refleksleriyle gerçekleştirecekler. Çünkü yeni doğan bir bebeğin sinir sistemi yeterince gelişmemiştir, belli olgunluğa erişmemiştir. Belli olgunluğa erişmediyse de belli davranışları ne yapamaz, yapamaz. O halde başlangıçta bulunan reflekslerle bunları ne yapacak? Gerçekleştirmiş olacak. Mesela karnı acıkacak, ağlamaya başlayacak. Bu bir reflekstir. Ya da biraz huysuzlanacak, ağlamaya başlayacaktır. İşte bunun gibi hareketlerle ne yapacak? Refleksleriyle hareketlerini yansıtmaya ya da zihnindekini yansıtmaya çalışacak. Bebeklik döneminde bilişsel gelişim çok hızlı. En hızlı olduğu dönemlerden bir tanesi. Zaten biz çoğunlukla bebeklik döneminde en hızlı olduğu dönemlerdir. Doğum öncesi dönemde de çok hızlıdır. Fiziksel gelişimde bir de ergenlik döneminde çok hızlı olduğu dönemlerden bir tanesidir. Bebekler fiziksel ve bilişsel olarak gelişirken aynı zamanda ne yaparlar? Sosyal olarak da gelişmiş olurlar. Yani bebeğin de bir sosyal çevresi vardır. Çevresinde annesi vardır, babası vardır, ona bakan kişiler vardır vesaire. Bu da onun sosyal çevresidir. Oradan duyduğu seslerle ne yapmış olur bebek de? Bu sayede sosyalleşmiş olur. İkinci dönemimiz çocukluk dönemi. 2 ve 12 yaş arasını kapsayan bir dönem. Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim hızı bebeklik dönemine göre ne yapmış olur? Yavaşlamış olur. Sinir sistemi ve duyu organları büyük oranda gelişimini tamamlamaya başlar artık bu dönemde. Çünkü biz bu dönemi de aslında ikiye ayırıyoruz. 6 yaşına kadar ilk çocukluk dönemi, 6 yaşından 12 yaşına kadar ise sonraki çocukluk dönemi diyoruz. Bu dönemde de fiziksel gelişim ne yapacak? Birazcık yavaşlayacak. Sinir sistemi, duyu organları büyük oranda ne yapmış olacak? Gelişimini tamamlamış olacak. Büyük kas gruplarının kullanıldığı,
yürümek, tırmanmak, atlamak, koşmak gibi kaba motor becerileri hızla gelişir. Yani 6 yaşına kadar bebeğin bu büyük kaslarının çok büyük derecede gelişmiş olduğunu görürüz biz. Böylelikle ne yapar? Yürüme davranışını kazanmış olur, tırmanabilir, atlayabilir, koşabilir. İşte bunları gerektiren öncelikle kaba motor becerilerdir. Ama bir yazı yazabilmek için ince motor becerilerin gelişmiş olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocukluk dönemine devam edeceğiz. Diğer videomuzda sizlerle görüşebilmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşça kalın.